Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. YouTube dünyasına yeni bir programla beraber başlıyoruz. Programımızın konusu bunları kimse bilmiyor mu? Sevgili arkadaşlar, bugün bize çok fazla sizler tarafından yöneltilen, ciddi mecralarda da bununla alakalı yeterli bilgi verilmediğini gördüğümüz 10 soruyu cevaplayacağız. Sağ olsun Sıla hocanız sizin için bu 10 soruyu bana derleyecek her yayın öncesi. Ben de bu 10 soruya bildiğimiz eksen çerçevesinde cevap vermeye çalışacağım. Evet Sıla hocam, söz sende. İlk soru gelsin, program başlasın. Hocam ilk sorumuz, sınavda geometri konuları ne olur? ÖSYM bu sene TYT ve AYT'de özellikle hangi noktalara değinir? Bunu merak ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu çok önemli bir soru. Ya şimdi ben birçok denemeye baktığımız zaman ya da öğrenci arkadaşlarım bize getirdiği sorular çerçevesinde çok fazla analitik geometriden, koniden, silindirden sorular görüyoruz. Ancak bakın bunun altına yazın. ÖSYM, üçgenlerden, dörtgenlerden sevgili arkadaşlar, çokgen ve prizmaların dikdörtgen prizması falan, yani 13 sınıf müfredatında olan kısmı ve sevgili arkadaşlar size soracağı kısım piramitler olabilir. Dolayısıyla konik, küre, bunlardan soru gelmeyecek. Çember, analitik geometri soru yok. Hocam ortaokulda hani çok temel bilgi veriyorlar ya, oradan gelir mi? Sevgili arkadaşlar, geçen sene MSV'de noktanın doğruya uzaklığı formülü geldi. Bunu 11. sınıfta veriyoruz. Ortaokulda mı öğreniyorlar? MSV'de daire ile alakalı bir tanım veriliyor. Onun üzerine bir soru soruluyor. TYT'de de sorulabilir. Yani tanıma uygun soru. İşte pi r kare, 2 pi r çevre. Ama başlı başına bir analitik çember sorusu biz beklemiyoruz. Biz 12'li denememize işte bu tarz MSV'de çıktığı için tanım vererek sorduğumuz oldu. Ama MSV ile TYT'nin konsepti %100 aynı değil. Bunu sizler de artık bilmelisiniz. İlave edeceğim son bir şey burada şu. Sevgili arkadaşlar, geçen sene ÖSYM TYT'de ne çember ne daire sordu. Ona göre başka söyleyeceğim şey yok. Buyurun. Hocam ikinci sorumuz. TYT'de matematik geometri kısmında şekilli sorular tamamı mı bu şekilde olacak? Yani tüm soruları şekilli bir şekilde beklememiz mi gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, ÖSYM sormuş olduğu son sisteme son 3 yıldır öylesine yoğunlaştı ki bazen dalgalanmalar yaşıyor, bazen biz buna kısacası ÖSYM'de bu işi öğreniyor diyebiliriz. Öğrenmeye çalışıyor demek belki ayıp olur ama sevgili arkadaşlar bakın, bunu bir eksene oturtmaya çalışıyoruz. Bunu bir ülke kimliğinle benimsetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yayınlarımız, yazarlarımız, hocalarımız hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oturdu mu oturmadı. Oldu mu olmadı. Ama bir anda olur mu? Dolayısıyla oraya doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar, artık 4. sınıf, 5. sınıf hiç mi akrabanız, eşiniz, dostunuz, kuzeniniz yok? Bir bakın onlar nasıl sorular çözüyor. Milliyetim onlara nasıl sorular paylaşıyor. Yani bir 5. sınıf sorusunu gördüğünüz zaman ben hayran kalıyorum. Bakın samimiyetle söyleyeyim. Bu beceri temeli sorular müthiş. Az sonra birazdan değiniriz ama dediğim gibi ÖSYM buraya doğru tamamen evriliyor. Birkaç sene sonra çok daha rahat edeceğiz. Çok daha matematiksel bakış kazanmış nesiller yetişecek soru tipleri yerine. Derslerin içeriği ona göre güncellenecek. Dolayısıyla siz bu ara geçiş dönemindesiniz. Geçiş dönemleri biraz sancılı olur. Geometrinin tamamı günlük hayat modellemesi olacak. Bu net. Adamlar artık bunu izah etti, açıkladı. TYT matematiğiyle alakalı da biz her zaman diyoruz. Temel kavramlar, yani ilk 10 soru, bunlar yeni nesil modellemeler üzerine kurgulanacak. Ama bakın tek çifte mesela onu çok fazla yapmıyor, tek çift sayıda. Neden? İşin içerisinde yorum var, bakış açısı var. O zaman tamam diyor yeni nesil. Problemlerde ama bizim asıl becerimiz denklem çözme stratejileri geliştirebilmemiz. Dolayısıyla denklem kurma problemi geliyor 6-8 tane. 14 problemin tamamı şekil, bulmaca sorular. Hayır, bunlardan değil. Sevgili arkadaşlar bakın, biz lisede akıl oyunları ekibindeydik. Biz orada çözüyorduk o tarz soruları. Siz akıl oyunları yarışmasına hazırlanmıyorsunuz ki. Dolayısıyla görsel zeka olmalı mı? Bir tane olsun. Sayısal mantık bir tane, ama hepsini bundan donatamazsınız. Bulmaca sınavı değil bu. Bu şekilde ikinci soruyu cevapladım. Hocam üçüncü sorumuz, ÖSYM MEP kazanımlarından vazgeçer mi? Ya da TYT, AYT ile ilişkisi nedir? Boş vakitlerimde ne yapıyoruz Sıla hocam bu arada? Fonksiyon çözüyoruz arkadaşlar. Fonksiyon. Reklamlar. Reklam almak zorundayız arkadaşlar. Yani bu kadar prodüksiyon, entegrasyon. Buyurun. Evet. Sevgili arkadaşlar, şaka bir yana gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci baskısı da tükendi. Trigonometri ile beraber. Üçüncü baskısı sizle beraber. Şimdi sevgili hocam, MEP kazanımları terk eder mi? Şimdi şöyle bir şey çok fazla oldu. ÖSYM eski sisteme döndü. Artık yenisi sormuyor gibi bir durum oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın, sınavların ölçme değerlendirmelerini çok iyi gözetmeniz gerekiyor. Şimdi yorum yaparken TYT'deki o dönüşümün sebebini bir araştırmanız lazım. Niye artık bu tarz sorular yok? Bu tarz kazanımlar sınanmıyor. Bu tarz işlem gerektiren beceri sorularıyla muhatap olmuyoruz. AYT'de niye böyle sorular soruluyor? Bunların cevabını çok iyi anladım. Şimdi alan yeterliliği devreye girdiği dakika polinomla alakalı bir alan yeterliliğimiz sınanıyor orada. Bunun da bir yeni nesil modellemesi yapılabilir mi? Pek tabii. Ancak
polinom bilen arkadaşım o sorunun üstesinden gelebilecektir. Neden? Polinomla alakalı soruları, soru çözme tekniklerini geliştirmiş de bunları uygulayabilir. İşte senin bu alanında yeterli olup olmamanla alakalı. TYT biraz daha temel yeterlilik. Yani orada biraz daha işte bir matematiksel bakış kazanmış öğrenci. Şu anda daha zorlanıyor ülke TYT'de. Bakın %100 bu böyle. AYT'de asıl seçmesi gerekiyor diye düşünüyorsunuz ama bu birkaç yıl sonra değişecek sevgili arkadaşlar. Alan yeterliliğinde daha seçici sorular sorulmalı mıydı? Evet sorulmalıydı ama geçen seneki olağanüstü şartları, koşulları biliyorsunuz. Ben şahsım adına söyleyeyim. İçerisinde limit türev integralin olacağı bir sınavın kesinlikle zorluk paritesi daha yukarıda olacağı için daha seçici sorulardan oluşan bir 40 soru karşınıza geleceğine inanıyorum. Bu noktada alan yeterliliği sınavının ölçme değerlendirme kazanımlarıyla yani mutlaka 8-10 tane yeni nesil gelebilir, 35'i de gelebilir. Ben burada bir engel teşkil eden bir kısım görmüyorum. Sadece şunu görüyorum. Artık biz konunun genel geçer soruları üzerine konunun modellemelerini çalışmalıyız. Bu genel geçer sorular bizim alanımızla alakalı. Yani şunun gibi düşün. Yani bir doktor çok öğrendiği temel bilgiler günlük hayatta karşısına gelebilir. Ama çok rastlanılması gelmeyen yani 100 binde 1 milyonda 1 olan bir rahatsızlık da karşısına gelebilir. Orada yaptığı ekstra çalışma varsa eğer o hastalıkla alakalı bir şey biliyorsa onu orada gösterebilir. Ama gösteremeyebilir. Gibi bu yeni neslin üst modellemeleri AYT'de ikinci planda kalmalıdır. Birinci planda AYT'de kalması gereken konuları genel çerçevesiyle bilmek ve bizim AYT konuları hakkında en az 2-3 kitapta yapacağımız çalışmayla konu bilgimizi güçlendirmemiz. Bu bizi AYT'de çok iyi noktalara taşıyacaktır. Sonrası konuşulur daha yukarılara çıkmak adına. Hocam sınav süreleri bu sene uzatılır mı? Sevgili arkadaşlar şahsi kanaatlerim hakkında konuşuyorum. Yanılabilirim. Ama ben uzatılmayacağını düşünüyorum. Bunun da çok büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Bak şu an var ya bu video efekt falan koyabilsem buralara ne koyardım biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl bu saatten sonra düşünün. Neyi hocam? 3 aydır okullar yok. E ne var? Sevgili arkadaşlar sınav var. Şimdiye kadar biz en az 10-12 tane Türkiye genel deneme sınava sokmuştuk. Ve bunun sonuçları analiz edilmiş. Kendinizi görmüştünüz. Şimdi kimse nerede olduğunu bilmiyor. Evde çözdüğün denemeler, evde kendine vakit uzatıyorsun. Daha rahatsın falanlar filanlar. Dolayısıyla deneme çözme noktasında çok gerideyiz. Sınav süresi yetmeyecektir. Özellikle ve özellikle Türkçe konusunda özel çalışmalar yapılmalı. Bununla alakalı soru varsa zaten cevaplayacağım. Ama denemeyle alakalı bu işin süre sınav olduğunu unutuyorsunuz. Hocam diyor 2018 MSV'yi çözdüm. Ya kolaymış diyor. Kaynaklar diyor. Boşuna zor. Ne yaptın? Hocam 110 net yaptım. Bravo. Bravo da sen onu şartlar altında yaptın. O MSV soruları sınavda sorulduktan sonra tüm kitaplara yayıldı. Sen benzerlerini çözdün. Sen orada bir orijinal 120 ile karşılaşacaksın. O an karşılaşacaksın. O heyecanla, o stresle o an onu yapman gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir süre, stres sınavı olduğunu unuttuğumuz dakika, sürenin çok önemli bir ölçme değerlendirme olduğunu unuttuğumuz dakika, yalnızca soruları değerlendirirsek yanılırız. Bunu söyleyeyim. Hocam çıkmış sorulara bakmalı mıyız? Bakmalıysak ne zaman bakmalıyız? Çıkmış sorulara bakmalıyız sevgili arkadaşlar. Şimdi bu şuna geliyor. Ya hocam 5 yıl önce yeni nesil yoktu ya diyor yani o yüzden hani vakit kaybı olmaz mı diye düşün. Sevgili arkadaşlar bak samimiyetle ben LYS, YGS'den itibaren çözmenizi isterim. Bu adamların yapmış olduğu fen soruları yani bir de sınavı sadece matematik boyutuyla değerlendiremeyiz sonuç itibariyle. Biz burada müfredat dışıları eleyelim, çözemediklerimizi eleyelim, çok işlem olanlar. Ama ÖSYM'ye çok güzel 2013-2014-2015 çok güzel problemler sordu. Bunları zaten son 3 yılı zaten bilhassa çözeceğiz. Dolayısıyla ÖSYM tabii ki yapmış olduğu sınavların sorularını çözmemiz lazım. KPSS, DGS, ALİS sorularına bakmalı mıyız? İşte bir meyve de burada. Bir kere son 3 yıl KPSS, DGS, ALİS bunu hepsini ezberleyeceksin. Bak DGS'de o kadar güzel oyun soruları soruluyor ki biz bu sene bir tane oyun sorusu bekliyoruz onu. Mesela TYT'de. Daha sorulmadı. Sevgili arkadaşlar bakın ALİS'teki görsel zekadan bir tane bekliyoruz TYT'de. Bunu matematikte zaten keseye koydun. Türkçe, bak ben bu seneki 2020 DGS'yi çok beğendim mesela. Zordu. Gene zor olacak. Neden? Sevgili arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Hani bir virüs zamanla kendini güçlendiriyor ya biz ilaç ürettikçe. Şimdi ÖSYM'de kimin ne kadar net yaptığını biliyor. Türkiye'de en çok yüksek ortalama Türkçe'de. 18-20 net, 15 net. Şimdi burada yapılabilir soruları yapılamaz yapması lazım. Nasıl eleyecek, seçecek? Dolayısıyla burada sıkıyor. Neden? Bir sürü kitap şifreleri daha rahat çözebiliyor. Sevgili arkadaşlar bakın Türkçe'de teknikler geliştirebilirsiniz. Okuma tekniği, yorumlama tekniği şudur budur kullanılan kelime. Bunlar matematikte tutmaz. Bu soru böyle çözülür şöyle çözülmez. Bunlar tutmaz. Olmaz bunlar.
O taktikler, teknikler, sorular üzerinden bunu öğrenemezsiniz. Ama bunlar paragrafta olur. Okey. Olduğu için de sürekli o modeller, şıklar daha birbirine yakın yapılıyor. Kelimeler, metinler ağırlaştırılıyor. Tamam mı? Daha ciddi bilimsel metinler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sizi Türkçe'de çok zorlayacaklardır. Bir kardeşiniz olarak samimiyetle söyleyeceğim bir tanecik şey varsa, her gün bir 40 soruluk Türkçe denemesi olmanız, ciddi sorulardan oluşan denemeleri tespit edip bunlarla alakalı önünüze şapkayı çıkarıp ya bu Türkçe benim 60 dakikamı alırsa ben ne yaparım? Ben bu Türkçe'de 35'in üzerine çıkmam lazım. Ben bu Türkçeyi gerçekten ciddi manada tak 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 akıyor gidiyor. Ve tüm enerjini Türkçe'ye bırakmayacaksın. Mesela bir hatayı daha söyleyeyim size hocam. Ya hocam ben her gün 40 soru Türkçe atıyorum kenara. Atıyorsun da sonra ne yapıyorsun? Tamam hocam, bir çay içiyorum. İşte bir internet, Instagram. Hadi ya. E o sınavda öyle mi oluyor? 40 sorudan sonra gelmiyor musun matematiğe? Şöyle bir bak bana demiyor mu? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu yapacağınız Türkçe çalışmalarının üzerine hemen yüklenmeye devam edeceksin. Hatta belki iki Türkçe denemesini aynı anda çözmeye çalışacaksınız. Bu sizin eşik değerinizi, yani dayanma sınırınızı, aksiyon potansiyelinizi falan diyormuşum. Şaka bir yana geliştirecektir. Hocam geçen sene AYT sınavı kolay bir şekilde soruldu. Bu seneki sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önce söyledim. AYT'nin geçen seneki kadar daha seçici sorularının az olacağı bir sınav olmayacağını kanaatindeyim. Bir kere limit türev integral devredeyse zaten otomatik olarak zorlaşıyor sevgili hocam. Bizim zorluğuyla kolaylığıyla değil, kazanımların bizde olup olmamasıyla ilgilenmeliyiz. Bizde tamam olduktan sonra biz bu işi götürebildiğimiz kadar yukarı götürmeliyiz. Çünkü neden? Geçen sene çok kıymetli bir öğrencimiz vardı. İlk yüze hazırladığımız sevgili Emre 4500 sıralama yaptı. Neden? Matematiği TYT fullemesine rağmen, Akçeyit'imde paylaşmıştım sevgili kardeşimi. Sıkıntısı nerede oldu? 3 tane fende yanlış yapınca alabor oldu. Dolayısıyla bu teknik bir sınavdır. Yani matematiksel yeterliliğiniz çok üst düzeyde ama o anlamda hatayı kabul etmiyor. İşte bu hangi derecede, hangi skalada olmak istediğimizle alakalı biraz da. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, eğer kendinizi bir ölçme değerlendirme taslağına koyacaksanız, bunu kolay olur, zor olur, bu çıkmaz yerine kendimi ne kadar donatabildim ve ben sınanabilirliği yüksek, kolay olan bir sınavda nasıl bir performans gösteririm? Kendinize bu sorulara cevap bulmanız gerekiyor. Hocam sınav bu sene ertelenir mi? Ertelenmez. Yani %100 diyemem ama benim şahsi kanaatim diyor ki bu sınav ertelenmez. Haziran'ın sonunda bu sınav yapılır. Şu an şöyle şu gidişata baktığım zaman, şu an Kızılay'dayız. Bak sağıma baktığım zaman insanları görüyorum. Kurslar ufaktan açıldı biliyorsunuz. İnsanlar tekrar eğitim öğretmeye başladı. Sevgili arkadaşlar çok özür diliyorum. Az önce kameramızın şarjı bitti. Tabii ki biz de bu duruma hüzünlendik ama bize de bir çay içme fırsatı tanıdık. Şimdi Sıla hocam yeni sorusuyla programa kaldığımız yerden devam. Hocam geometri sınavında TYT kısmında özellikle tüm soruların tamamı yeni nesil şekilde mi sorulacak? Tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Özellikle AYT ile alakalı kazanımları konuştuğumuz zaman dedik ki sevgili arkadaşlar, karşımıza gelecek soruların tamamı yeni nesil modelleme olmak zorunda değil. Bizim o kazanımın bizde olup olmadığını ölçen sorularla da muhatap olacağız. Zaten yeni nesilden kastımız eğer şekilse, eğer işte görselse, uzun uzun hikayelerse o değil yani. Bir gün bunu da anlatacağım, tamam mı? Yeni nesil ne demektir yani? O yeni neslin resime, görsele indirgenmesi hiç doğru bir şey değil arkadaşlar. Tamamen düşünceye daha seçici olmaya, ya şuna yapmaya çalışıyorlar. Alışılageldik olmasın. İkinci derece denklem mi çalıştı öğrenci arkadaş? İkinci derece denklem bilgileri yardımıyla becerilerini ölçmeye çalışalım. Yani farklı bir kazanım sorulduğunda çözebiliyor mu? Hakim mi? Yoksa tüm soruların tekniklerini ezberlemeye mi yönelmiş? ÖSYM çok doğru bir çizgide. Artık alttan gelen nesil de bunu çok iyi yapıyor. Kim? LGS'ciler. O yüzden onlar bizi daha iyi anlıyor. Neden? Yeni neslin mantığıyla yoğrularak geldiler. Hocam son sorumuz. Şu an piyasada yüzlerce kaynak var. Evet. Biz bunların bir çoğunu çözüyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Kesinlikle. Kitaplarımızı satın almayı unutmayınız. Evet. Hocam bu kitaplar sınava uygun mu? Şu an elimizde çözdüklerimiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunların uygunluğuyla alakalı bir kurul var mı? Yok. Bunları değerlendiren bir üst topluluk var mı? Yok. Bunların içeriğiyle ölçme değerlendirmesiyle alakalı analiz raporları bir yerde paylaşılıyor mu? Yok. Bununla alakalı tez çalışmaları var mı? Yok. Yok. Ne diyeceğiz o zaman? O parantez içerisinde işkembeden sallamak olur. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Bizim çevremizde tüm yayıncı samimi dostlarımızla konuştuğumuz zaman, muhabbet ettiğimiz zaman bir kere şunları görüyoruz.
her yayının kendi çizgisi var, tamam mı? Yani kaynakların %60'ı zaten birbirine benziyor. Neden? Hep işte bir ortak havuzu tutmamız lazım. Yani klasik sorular dediğimiz kazanım kavrama. Bunlar zaten ortak. Bunların üzerine yeni nesil sorularda da birbirimizden etkilenebiliyor, öykünebiliyor. Bazen işte onlar bak şu şekilden bir soru sormuş yoğurt kabından. Dur bir de ben yoğurt kabından soru yazayım. Bak bir tanesi şırıngadan soru yazmış, bir tane de ben yazayım gibisinden. Herkes birbirinden o anlamda öykünebilir. Zaten bunda da hiçbir sakınca yok. Yani bir soruyu %30 değiştirdiğiniz zaman kurtarır. O kısmı çok önemli değil. Kitapların daha çok formatları önemli. Ama her yayının, bak az önce söylediğim şey, kendince bir formatı, kendince bir anlayışı, kendince bir kendi içinde tutarlılığı var. Dolayısıyla bizlerin çeşitli kaynaklar çözme gereksinimi şundan kaynaklı. Farklı bakış açılarına sahip olmaya çalışıyoruz ya. Bunun için bizim o zengin birikimlerden istifade ediyor olmamız lazım. Yoksa ya işte bu kaynak tam Hüseyin'e benzer sorular yazıyor durumu yok tabii ki. Neden? Şimdi bir kitap yazıldığı zaman mesela bizim kitabımızda yüzlerce hocamızın emeği var. Ya bu Akça Hoca burada diye, şurada bizim resmimiz var diye tamamını biz ürettik değil ki satır satır. Dizgicisinden tasarımına, şekil çizerine kadar değil mi? ÖSYM'nin ayrı bir dizgisi var bak bizim burada denemelere koyduğumuz gibi. Ama normalde iç kitap dizaynları, tasarımları başka. Başka kaynakların şekilleri, görselleri bambaşka değil mi? Ama ÖSYM hiç öyle şekiller, görseller o anlamda kullanmıyor. Ama bunlar hepsi bizi besleyen yan etkenler. Ana unsur ÖSYM'nin yaptığı sınavlar. Biz onlara çok hakim olmamız lazım. Dolayısıyla diyemeyiz ki yani bu yayının izinden gideyim gibisinden. Ama kendimize belli bir kriter çerçevesinde bazı kaynakları tabii ki önceliğimize almamız gerekiyor. Yani bunu şunun gibi düşün. Herkesin zevkleri aynı değil. Herkesin becerileri sınavda olmak istediği yerde aynı değil. Ben ilk 10.000'e girmek istiyorum. Aklımda 3-4 tane yayın olmalı. Yani ben bunların izinden gitmeliyim. Beni ilk 10.000'e bu yayınlar. Çünkü dedim ya her yayının, her kitabın çizgisi başka. Amacı başka. Ya hiç bilmeyen bir arkadaşın daha böyle temel kitapların olduğu bir tarafa yönelip ben bunları çözdüğüm zaman beni işte 15 net yaptırabilir. Yani tamamen orada kendinize has çalışmalısınız. Örnek veriyorum. Kimyanız çok kötü ama fiziğiniz çok iyi. Fizikte sizi zorlayacak 3-4 kaynak seçerken kimyada daha kolay. Neden yapamıyorsun kimyayı? Yani şunlar doğru değil ve samimiyetle kanaatimi söylüyorum. Ya hocam şu yayının tüm setini çözdüm. Hocam ben o yayının tüm kitaplarını bitirdim gibi bir anlaşmanın çok doğru olduğuna inanmıyorum. Ama dediğim gibi eğer oradaki anlayış da tabii ki belli bir kaliteyi hedef ediniyorsa tabii ki tercih edilebilir. Yani biz şu an matematik dışı yayın üretmeme sebebimiz diğer üreteceğimiz içeriklerle alakalı sizlere sunabileceğimiz orijinal bir formatın olmaması. Aynı yayından çıkabilir ama bambaşka içerikler vaat etmeli. Yani tüm kapak aynı, tasarım aynı. Evet. Sevgili arkadaşlar, fizik kitabımız hakkında bilinmesi gereken görev sorusu, kilit sorulu, şu. Aynı taktik her yere yürümez sevgili arkadaşlar. Değil mi? Yani biz gemiyi karada yürütemiyoruz. Onun yeri ayrı. Dolayısıyla ne diyeceğiz Sıla hocam? Bu son soruya verdiğimiz cevapla beraber kitaplarımızı arkadaşlara tabii ki tavsiye edeceğiz. Çünkü biz tamamen bunların arkasındayız. Bize hocam ben bu kitabı bitirdim ya fonksiyonu öğrenemedim diyen daha bir kişi olmadığı için bununla alakalı da böyle bir eleştiri geldiği zaman bize yüreklilikle paylaşacağımız için ve bunda da onlarca hocamızın emeği olduğu için 2 yılda sizinle çalışıp tasarımından dizaynına, görseline kadar satır satır çalışıp hiç bilmeyen arkadaşa da öğretebilecek seviyede, genel tekrar için de alınabilecek seviyede, hocam ben çok farklı orijinal sorular görmek istiyorum diyen arkadaşlar için de bir içerik üretmeye çalıştık. Dolayısıyla bu içeriği gururla size sunarken de herhangi bir bunda hicap duymuyoruz ve bu programı artık burada sonlandırıyoruz. Sıla hocam söyleyeceğiniz bir şey ya da son ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatabiliriz. Hocam eklemek istediğim bir şey var. Buyur. Kitabı satın almak isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmındaki evet. Linkten satın alabilirler. Zaten kitap işlerde de bizi bir numara yaptılar. 5 yıldır vere çok teşekkür ediyorum. Trendyol vesaire internet sitelerinden de bizi sipariş edebilirsiniz. Hocam ya şu kitaplarınız bizim kirtasiyeye gelsin, kirtasiyeye. Sevgili hocam, dün bir arkadaşımızla konuşuyoruz, Foçalı. Ben de dedim ki sevgili dostum, kırtasiyeye git. Ya abi, böyle bir hocamız var. Kitaplarına bu noktada talep var. Dediğiniz takdirde. O kırtasiye bize ulaşıyor. Şimdi Bursa'da birçok kırtasiyede varız mesela. Hocam, sizin kitaplarınızdan 20 tane, 30 tane neyse sipariş ediyor. Dolayısıyla biz teminatı sağlıyoruz. Yani sürekli şunu yaşamayalım. Hocam fonksiyonunuzu aldık kargo ücreti. Trigo'yu aldık kargo ücreti. Ben de istemem ödemeni. Niye isteyeyim sevgili dost? Dolayısıyla sen etrafındaki kitapçıya gideceksin diyeceksin. Ya ben böyle bir kitabı getirebilir misiniz?
İşte biz arkadaşlarımızı alacağız. Biz bu şekilde. Ha onlar böyle bir talebi gördükleri takdirde Türkiye'nin dört bir tarafına bu şekilde kitaplarımız ulaşmış olur. Rahatlıkla temin edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda hangi soruları soralım? YouTube kanalımızın bu videosunun yorumlarına ne yapın yazın. Bayağı öğrenmişim ama değil mi hocam taktikleri? Hakimiz bu işlere sevgili arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve yorumlara hocam. Video çok uzun sürdü. Demeyi unutmayın.